İstanbul'da Aşura merasimlerinin en önemli adreslerinden biri Halkalı oldu. Arena Mega Konferans Salonu'ndaki programa on binler akın etti. Evrensel Aşura merasimine Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İşte on binlerin tek ses olduğu o program geliyor ekranlarınıza. ...1374 yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin, İstanbul Halkalı'da on binlerce kişi tarafından anıldı. İstanbul'da Aşura matem merasimlerinin en önemli adreslerinden biri Halkalı. Halkalı'da Arena Mega Konferans Salonu'nda düzenlenen programa on binlerce kişi katıldı. Halkalı'daki merasim için on binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren Arena Mega Konferans Salonu'na akın etti. Tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, alana çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yediden 70'e herkes yasın sembolü siyah kıyafetlerle alandaydı. Kerbela katliamına karşı duygularını gözyaşı dökerek ifade etti. Cezmin huzurunda benim şahidim oldu dedi. Ve manastırı terk edip dağlara gitti. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Merasim, Caferi Der Başkanı Avukat Sinan Kılıç'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Hazreti Hüseyin'den yana seçmiştir. Ardından Caferi Der Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz geldi kürsüye, Muharrem ayı ve Aşura'ya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Aşura günü kanın kılınca galebe çaldığı günün adıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da programda konuşma yapan isimler arasındaydı. Kerbela yürekleri dağlayan bir acıdır. Gönlünde Ehl-i Beyt sevgisi olan her Müslümanın ortak hüznüdür. Bu itibarla Kerbela ölümün ölümsüzleştiği en belirgin bir olaydır. Son olaraksa Meclis Başkanı Cemil Çiçek konuştu. Hazreti Hüseyin, müminlerin Mevlası, hidayetin meşalesi olan o büyük insan, büyük Müslüman Kerbela'da şehit edilmiştir. Konuşmaların ardından merasim, tiyatro gösterimi ve okunan ilahilerle son buldu. Ona tebessüm ederek sakinleşiyor. Allah'ım, nedir bunun hikmeti? Elbette bunun bir sırrı vardır. Tiyatro sırasında programa katılanlar duygulu anlar yaşadı. Halkalı'daki merasim alanında Türk Kızılay'ı da çadırlar kurdu ve kan bağışı yapmak isteyenlerden kan bağışı aldılar ve yüzlerce kişi burada Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Değerli izleyenler, İstanbul'daki Aşura merasimlerinden bir diğerinin adresi ise Zeytinburnu'ydu. İmam Caferi Sadık Camii önündeki alanda düzenlenen törene çok sayıda Ehl-i Beyt dostu katıldı. İşte Zeytinburnu'ndaki Aşura merasimi. Bu görüntülerse İstanbul Zeytinburnu'ndan. İmam Caferi Sadık Camii önündeki alanda toplanan çok sayıda Ehl-i Beyt dostu Hazreti Hüseyin'in mateminde yas tuttu. Ve öyle bir kıyametti ki tarihte... İmam Caferi Sadık Cami hocası Ahmet Şahin, Muharrem ayı ve Aşura gününe ilişkin açıklamalar yaptı. Hazreti Hüseyin o gün insanlığın hürlüğü için, o gün insanlığın özgürlüğü için kıyam etti. Ve öyle bir kıyam etti ki tarihte küfürle İslam'ın karşılaştığı bir sahneydi. Hazreti Hüseyin en son kurbanı 6 aylık bir yavrusunu da bu din için verdi. Eğer o gün Hüseyin kıyam etmeseydi, o gün 6 aylık yavrusunu şahit vermeseydi, bugün vallahu lazım İslam'dan bir haber olmazdı. Hazreti Hüseyin'in kıyamı unutulmasın. Yani o kıyam sıradan bir kıyam olmadığını herkes bilmelidir. Gençlik Başkanı Ulaş Alagöz de merasimi değerlendirdi. Burada bizim amacımız Hazreti Hüseyin'i hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak. Özellikle çocuklarımıza bunları unutturmamak için her sene bu programı yapıyoruz ve bu programlara herkesin katılmasını istiyoruz.
programa katılan Ehlibeyt dostları da duygularını 14 mikrofonlarına anlattı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eti etimden canı canından dediği İmam Hüseyin'in bugün şehadet günü. Bunu iyi anlamak lazım. Yani Hazreti Muharrem ayını anlamak, Hazreti Hüseyin'i anlamak demek. Ondan sonra bu olayın ciddiyetini çözmek lazım. Onlar bizim ömür boyu kalplerimizde yaşayacak. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız. Peygamber Efendilerimizin torunları o Kızılkum'da şehit olduğu gün onların acılarını yaşıyoruz burada. Konuşmaların yapıldığı programda bir de tiyatro gösterisi sergilendi. Programa katılanlar tiyatro sırasında duygulu anlar yaşadı. Programa katılanlar duygulu anlar yaşadı. Halkalı'daki merasim alanında Türk Kızılay'ı da çadırlar kurdu ve kan bağışı yapmak isteyenlerden kan bağışı aldılar ve yüzlerce kişi burada Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Değerli izleyenler, İstanbul'daki Aşura merasimlerinden bir diğerinin adresi ise Zeytinburnu'ydu. İmam Caferi Sadık Camii önündeki alanda düzenlenen törene çok sayıda Ehlibeyt dostu katıldı. İşte Zeytinburnu'ndaki Aşura merasimi. Bu görüntülerse İstanbul Zeytinburnu'ndan. İmam Caferi Sadık Camii önündeki alanda toplanan çok sayıda Ehlibeyt dostu Hazreti Hüseyin'in kanın kılınca galebe çaldığı günün adıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da programda konuşma yapan isimler arasındaydı. Kerbela yürekleri dağlayan bir acıdır. Gönlünde Ehlibeyt sevgisi olan her Müslümanın ortak hüznüdür. Bu itibarla Kerbela ölümün ölümsüzleştiği en belirgin bir olaydır. Son olaraksa Meclis Başkanı Cemil Çiçek konuştu. Hazreti Hüseyin, müminlerin Mevlası, hidayetin meşalesi olan o büyük insan, büyük Müslüman Kerbela'da şehit edilmiştir. Konuşmaların ardından merasim, tiyatro gösterimi ve okunan ilahilerle son buldu. Ona tebessüm ederek sakinleşiyor. Allah'ım, nedir bunun hikmeti? Vardır. Tiyatro sırasında saatlerden itibaren Arena Mega Konferans Salonu'na akın etti. Tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yediden 70'e herkes yasın sembolü siyah kıyafetlerle alandaydı. Kerbela katliamına karşı duygularını gözyaşı dökerek ifade etti. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Merasim Caferi Der Başkanı Avukat Sinan Kılıç'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Hazreti Hüseyin'den yana seçmiştir. Ardından Caferi Der Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz geldi kürsüye, Muharrem ayı ve Aşura'ya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Aşura günü. İstanbul'da Aşura merasimlerinin en önemli adreslerinden biri Halkalı oldu. Arena Mega Konferans Salonu'ndaki programa on binler akın etti. Evrensel Aşura merasimine Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İşte on binlerin tek ses olduğu o program geliyor ekranlarınıza. Bugün feda etmeye getirdim. 1374 yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin İstanbul Halkalı'da on binlerce kişi tarafından anıldı. İstanbul'da Aşura matem merasimlerinin en önemli adreslerinden biri Halkalı. Halkalı'da Arena Mega Konferans Salonu'nda düzenlenen programa on binlerce kişi katıldı. Halkalı'daki merasim için on binlerce kişi sabah erken saateminde yas tuttu. Ve öyle bir kıyametti ki tarihte... İmam Caferi Sadık Cami Hocası Ahmet Şahin, Muharrem ayı ve Aşura gününe ilişkin açıklamalar yaptı. Hazreti Hüseyin o gün insanlığın hürlüğü için, o gün insanlığın özgürlüğü için kıyametti. Ve öyle bir kıyametti ki
tarihte küfürle İslam'ın karşılaştığı bir sahneydi. Hazreti Hüseyin en son kurbanı 6 aylık bir yavrusunu da bu din için verdi. Eğer o gün Hüseyin kıyam etmeseydi, o gün 6 aylık yavrusunu şahit vermeseydi, bugün vallahul azim İslam'dan bir haber olmazdı. Hazreti Hüseyin'in kıyamı unutulmasın. Yani o kıyam sıradan bir kıyam olmadığını herkes bilmelidir. Gençlik Başkanı Ulaş Alagöz de merasimi değerlendirdi. Burada bizim amacımız aslında Hüseyin'i hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak. Özellikle çocuklarımıza bunları unutturmamak için aslında bu programı yapıyoruz.